Merhabalar, Türk Pusat TV izleyenleri. Türk Pusat kültür araştırmaları çerçevesinde pandemi sürecinde bildiğiniz gibi Türk Pusat online söyleşileri adı altında söyleşiler düzenliyoruz. Bugün genç bir arkadaşımızı konuk edeceğiz. Eren Başaran. Kendisi Türk okçuluğu alanında özellikle imalat sürecinde kendisini tanıtmış. Bu alanda önemli çalışmaları var. Özellikle organik yay üretimi konusunda kendisini tanıtmış ve çalışmalarını bu minvalde devam ettiren bir arkadaşımız. Tabii böyle genç arkadaşların bu alanda hizmet vermesi, bu kadar erken bu işe başlamaları Türkiye'de Türk okçuluğunun gelişimi açısından sevindirici, gurur verici, aynı zamanda gelecek için de umut verici. Biz de kendisiyle bu söyleşiyi düzenlemeyi uygun gördük bu Ramazan akşamında. Umarım kendisi bu alanda başarılı olur ve gelecek kuşaklara da örnek olur diye düşünüyoruz. Bugün Eren Başaran'ı konuşacağız. Nasıl bu işe başladığı, hangi çalışmaları yürüttüğü ve nasıl bir yol izlemek istediğini konuşacağız. Kendisiyle atölyesinde normalde planlıyorduk ama atölyeden bildiğiniz gibi bu internet her yerden çekmiyor ve bu mümkün olmadı. Ama kendisi sağ olsun buraya atölyesinde taşıdı. Yaptığı çalışmaları da bize yine gösterecek. Hoş geldin Eren. Hoş bulduk. Merhaba abi. Selamünaleyküm. Nasılsın? Merhabalar, iyidir. Teşekkürler. Sen nasılsın? İyi Allah'a şükür abi. Hayırlı Ramazanlar herkese. Evet, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Öncelikle Eren, bu işe nasıl başladın? Senin motivasyonun neydi? Nasıl ve ne zaman başladın? Bu soruyla başlayalım istersen. Öncelikle ben kendim at sevdalısıydım. Yani bu İlkokulda olsun hani öğretmenlerimiz bize hayvanları tanıtırken harfleri falan atı görünce ben çok meraklıydım ata. Daha sonra sosyal medyada gezinirken bir atlı okçu abimizin fotoğrafını gördüm. Yani sevdiğim olay aslında attı benim. Ama oku görünce ikisi çok hoşuma gitti. Hem at hem de atlı okçuluk. Yani aslında ikisinin birleşmesi gibi bir şey. Çok hoşuma gitti ve daha sonra o abiyle sürekli konuştum. Daha çok araştırmalar yaptım. Hani ben Bolu'da yaşıyorum. Bolu'da başka kişiler var mı diye. Ama maalesef Bolu'da bulamayınca sürekli sosyal medyada başka şehirlerdeki abilerimle konuştum. Onların bilgilerini öğrendim. Ve bu şekilde aslında hobi olarak başlamıştı ama daha sonradan ister istemez geliştirmeye başladım. Kendi düşündüğüm, yapmak istediğim şeyler yani ürünler şeklinde bu şekilde geliştirmeye çalışıyorum. Sana at sevdası bu işe başlattı. Yani öyle Evet. diyebiliriz. Evet abi. Peki organik yay üretimi konusunda nasıl bir süreç? Daha sonra hani atlı okçuluğa falan başladın galiba. Okçulukta Şöyle buluşma. oldu. Şöyle oldu Mustafa abi. Atlı okçuluk aslında benim hep istediğim bir spordu, yani gelenekti. Fakat Bolu'da at bulunmuyor maalesef ve hatta şu an okçulukta kulübümüz falan yok. Yani aslında Bolu çok gelişmediği için bu konuda da çok zayıf, yani bulamıyorum öyle söyleyeyim. Şu şekilde oldu, ya yani organik yay diyelim, aslında birçok ismi var ama ben tabir olarak organik yayı kullanıyorum. Tabii diğer isimleri de var. Okçulukta ben sürekli kendime bir yer edinmek istiyordum. Yani şöyle söyleyebilirim. Ben Bolu'da başladığım zaman benim hem imkanım yoktu hem de bilgim yoktu. O dediğim gibi sosyal medyadaki görüştüğüm abilerle ben çok destek aldım. Yani benim şu an bir geleneksel okçunun elinde olması gereken ne kadar malzeme varsa ben camiamızdaki abilerden hediye aldım. Yani öyle bir benim avantajım oldu. Şunu da diyebilirim, yani elimden tuttular. Hepsinden Allah razı olsun. Yani borçlanmış gibi bir şey oldum. Onlar bana o kadar yardım etti ki ben de onlara karşı, bu yardıma karşı bir cevap vermem gerekiyor. Yani ok atmak tamam güzel. Onlar bana malzeme hediye etti. Ben o ok atacağım. Onların şey olacak. Yani
güzel gelişmeler olacak ama ben el yeteneğime de güveniyordum. Sürekli bir şeyler üretmek ve şunun da farkına vardım. Mesela benim başladığım zamanlarda hemen hemen çoğu malzeme üretenler o işi artık ilerletmişti. Kendi işte oku üreten ok yapımını ilerletmişti. Zihgir üreten zihgir yapımını ilerletmişti. Ben bu malzemeleri kendim yaptım. Satışa sunmadım. Ancak çevremdekilere hediye ettim ama yani ben mesela zihgir yaptım ama satışa sunmadım. Sadece kendime yaptım. Yani hem onların işine karışmak istemedim çünkü onlar o konuda ilerlemişti. Hem de ben kendi işimi yapayım değil de ben de farklı bir yönden katkıda bulunmak istedim geleneksel okçuluğa. Ve şunu fark ettim. Tabii her zaman hani zor olanlar ilgimizi çeker. Mesela işte iğne atıcı olmak gibi ve organik yay da benim çok ilgimi çekmişti. Çünkü şu an hatta eminim ki organik yayı ilk dinleyenler, mesela okuyanlar, bir yerlerden görenler dahi işte meşakkatini anlatıyor. Zorluğunu falan da onlar az çok biliyor. İlk başta benim de bu şekilde ilgimi çekmişti. Yani çünkü farklı malzemeler var ve tam benim yani bana mesela şunu da diyorlar yakın çevrem işte eski kafalısın gibi tabirler. Yani ben aslında eskileri seviyorum. Eskilerden kastım sürekli eskiler olsun demiyorum ama eskiye yönelik yani geçmişe geleneğe yönelik bir benim ilgim var. Tabii bu ok ve yay olunca o dediğimiz konular işte kullanılan malzemeler, meşakkatı falan çok ilgimi çekmişti. Ve ben de geleneksel okçuluğa organik yay adına bir yardımda bulunmak istedim. Elimden geldiğince bu konuda ilerlemek istemiştim. Buyur abi. Oldukça okçuluğun en zor alanını aslında seçmişsin. Yani genelde ilk Biraz başlayanların öyle oldu ama. gözü korktuğu bir alandır. Hani yay üretimi. Hani ok biraz daha hani biraz daha ilk aşaması biraz daha kolaydır. İşte zihgir Evet. keza biraz daha hani yayla kıyaslandığında kolaydır. Ama Evet. bilmeyenler için kompozit yay oldukça zor. Oldukça sabır işte isteyen bir süreç. Yani ağacı, boynuzu, siniri, tutkalı belli şartlarda bir araya getirmek. Tabii bu da yeterli değil. Aynı zamanda uzun bir süreç gerektiriyor. İşte organik yay yapımı oldukça uzun sürüyor. Yani 1-2 yıl en azından beklemeniz gerekebiliyor. Sen özellikle bu zor kısmı seçmişsin. Bu süreçte yani organik yay yapımına tam olarak yani ne zaman başladın ilk? Abi şimdi şöyle oldu. Benim o dediğim atlı okçuluktaki sosyal medyadaki abimizi görüp tanışmam 2014 yılında oldu. O zaman ilkokul, ortaokul öğrencisiydim. Daha sonra şey oldu. Onu tanıştıktan sonra ben nasıl yani neyi yapabilirim derken yani çünkü organik yağ yapımı adına malzeme bulunmuyor. Bilgi çok sınırlı. Dedim ki yani illaki bir tane bir şey yapayım. Kırılsın, yamuk olsun, kötü olsun ama illaki bir şey yapayım dedim. Ve boynuz yerine resim çantası kullanmıştım. Mesela bizim hayvansal tutkal kullanmamız gerekirken ben o zaman bildiğimiz bu 404 denilen yapıştırıcılara kullanmıştım. Aslında o malzemeler hiç uygun değildi. Ama dedim ki yani bu konu çok zor ama yapanlar, uğraşanlar var. Ama yani biliniyor yani demek gerek yok. Ama ben de dedim ki bir tane yay yapayım. Ucundan küresinden benzesin ama illaki bir tane bir yapmaya çalışalım dedim. Aslında ben 2014'ten beridir organik yay adına malzeme topluyorum. İşte manda boynuzu gördüğüm kişilere söylüyorum. Bana manda boynuzu lazım. Elinize geçerse bana bildirin diye. Yani o zamandan beri aslında organik yay yapımı adına malzeme topluyorum. Ve 2019 yılında artık dayanamadım yani sosyal medyaya sürekli yazılar yazdım. Şöyle böyle derdimi anlattım falan. Ve sonradan işte yine bana o dediğim gibi destek eli uzandığı gibi yine şey oldu. Organik yay yapımı adına malzeme elime geçti. Yani mesela başka şehirdeki bir abimiz almış, bulmuş zamanında ama işinden dolayı kullanamamış. Bana dedi ki Eren hani ben yapamadım sen yaparsın inşallah. Yaparsan da beraber ok atarız gibisinden. O şekilde yine elime bir malzeme geçti ve onları değerlendirerek 2019'da bir yay yapımına başladım ve şu an 2021'in Nisan ayındayız. Şu elimde gördüğünüz yay
Yaklaşık bu ay bitince 8 ay beklemiş olacak. Yani bütün aşamaları bittikten sonra, sinir döşendikten sonra bu aşamada 8 ay beklemiş oluyor. Ve bunun da açma aşaması var. Kırılabilir, çatlayabilir, bir sürü sıkıntısı var. Yani malzemeleri ben 2019 yılında buldum abi ve şu an 2021'de yayın bu aşamada ve bir tane yapabildim. Evet, bu iş bu hakikaten gönül işi. Yani öyle seri üretimde çok kolay olmadığı için öyle ticari kazanç da elde edemeyeceğiniz. Ama gönül vererek yapılacak abi bir ona... iş. Evet abi, o konuyu hemen değineyim sen şey yapmışken, hatırlatmışken. Şimdi şöyle de bir olay var. Ben genelde mesela yaptığım paylaşımlarda veya derdimi anlatmak isterken, İşte organik yay şöyledir, böyledir. Bana genelde geri dönüş şu şekilde oluyor. Sen bunu seri üret. İşte zaten maddiyatını bilenler pahalı, satarsın falan. Bakın şimdi şöyle bir durum var. Bunu buradan da anlatma fırsatı bana şey yaptığınız için abi teşekkür ederim size. Rahat bir şekilde anlatıyorum burada. Şimdi bu usta çırak ilişkisi bittikten ya yani bitmiş, bağ kopmuş. Biz bu yay yapımında bilgileri hep deneyimleyerek veya müzelerden çıkan yaylardan incelenerek elde edilen bilgiler. Yani bunda şöyle bir olay yok. Ben akçe ağacı bulayım, su yollarına göre keseyim, hepsinden yani 10 adet yay yapacak şekilde seri üretim yapayım. Daha sonra manda boynuzu bulayım, bulmanız zaten çok zor. Yani ihtimalleri değerlendirecek olursak. Yani ilk yaptığınız bir hatayı, çünkü bilgi eksiğimiz var, deneyim eksiğimiz var. Yani birçok eksik var. Bir tane yaptığınız hatayı seri üretimde kaç tane yay yapıyorsanız onların hepsine aslında aynı hatayı yaymış oluyorsunuz. Şimdi burada şöyle bir durum var. Ancak bir tane yayı bütün nasıl diyeyim, bütün aşamalarını deneyerek, gözlemleyerek, yani araştırıp geliştirerek bu şekilde gözlem yapıldıktan sonra bir başarılı bir sonuç elde edildikten sonra, ki birçok aşama var yay yapımında, teker teker başarıya ulaştıktan sonraki aşamada ancak seri üretim yapabilirsiniz. Şu an mesela ben bir tane yay yaptım. Bu yayın aynısından seri üretmem, bundaki çıkacak hataların bütün hepsine yaymam aslında. Ben bu yayı şimdi bekletiyorum. Allah'ın izniyle çalışırsa eksiklerimi gözden geçirdim. Şu anki aşamaya kadar yaptığım hataları ve yayın bu aşamadan sonraki çalışırsa inşallah, o zamanki hataları da gözlemleyip yeni yapacağım yay da onları, o hataları yapmamak olacak. Yani aslında biz bir nevi sıfırdan yapıyormuşuz gibi bir şey oluyor bu konu. Evet, oldukça zor, gönül işi diyebileceğimiz kıymetli bir işle ilgileniyorsun. Bu süreçte, yani yay yapım sürecinde özellikle bilmeyen arkadaşlar olabilir. Genel hatlarıyla üretim sürecinden bize bahsedebilir misin? Tabii ki. Öncelikle yayımız Osmanlı yayı dediğimiz olay kompozit. Yani farklı birçok doğal malzemeden birleşmesiyle elde edilen bir yay malzeme, öyle söyleyeyim. Öncelikle bizim yaylarımız tabii farklı, mesela savaş yayı ayrı, menzil yayı ayrı, talim yani antrenman yayı ayrı. Tabii ilk önce biz usta olmadığımız için bu konuda, hatta şunu da başta söylemek isterim. Ya biz usta iş yayı, yani usta işi yay yapmaya çalışmıyoruz. Öncelikle biz bu yayı, yani Osmanlı zamanında nasıl yapmışlar, biz de aynı o şey, o yay yapımını yakalamaya çalışıyoruz. Öyle söyleyebilirim. Öncelikle yaylarımız bu, anlatacak olursam bu savaş yayı özelliklerinde. Yaylar 3 veya 5 parça olarak değişebiliyor. Bu yay 5 parçalı bir yay. Sayacak olursam burası baş, kasan, sal, kabza ve aynı şekilde devam ediyor. Şurası sal, kasan ve baş şeklinde. Bu 5 parçalı dediğimizdeki olay, baş ve kasan aslında bir parça. Buradan itibaren sal buraya kadar uzanıyor ama burası geçme. Ve geçmesi olduğu için aslında 5 parçalı ama içe gömüldüğü için sayarken fazla çıkıyor aslında. Yani tabir edecek olursam tekrardan, şurası bir parça,
buradan burası iki parça, buradan burası kabze dediğimiz olayda da V geçmesi var. Orası da ayrı bir parça, 3 etti. Burada da aynı şekilde 4 ve 5 parçalı oluyor. 3 parçalı da ise salla başa kadar akça açtan bir parça yapılıyor. Burada da aynı şekilde bir parça yapılıyor. Araya kabza ekleniyor ve 3 parçalı oluyor. Bu benim yaptığım 5 parçalı bir yan. Daha sonra akça aç, manda boynuzu bildiğimiz malzemeler anlatacak olursam ilk başta ahşap plakalarımızı su yoluna uygun kesiyoruz. Tabii birçok farklı detay var. Kesilme mevsimi, kabuğa yakın kısmı gibi birçok detay var. Ama biz ancak yakalayabildiğimiz kadar, kitaplardan çıkartıp deneyebildiğimiz kadarıyla yapmaya çalışıyoruz. Başarıya gitmeye çalışıyoruz. O yüzden akça aç kalıbımızı hemen şu şekilde göstereyim ben. Bu 5 parçalı bir yay için ahşap plaka bükülmüş hali. Bu şimdi büktükten sonra en az 6 ay beklemesi gerekiyor ki eski haline ahşap dönmesin diye. Su yoluna uygun, işte kabuk kısmı tarafı uygun. 6 ay bekletilmiş. Burada plakam var benim. Allah'ın izniyle onu da tekrardan yeni bir yay için yapacağım. Daha sonra o gördüğünüz akça aç sal plakası 6 ay beklettikten sonra biz onu işleme alıyoruz. Çatkıyı oluşturuyoruz. Çatkı dediğimiz olay akça açtan bir iskelettir aslında. Ahşap plaka onun aynı demin gösterdiğim kalıptan iki tane var aslında. Birini buraya, diğerini de diğer sala, kanada uyguluyoruz. Ve araya dediğimiz kabza geçecek şekilde ve başlar geçecek şekilde 5 parçalı akça aç iskeleti birbirine geçiriyoruz. Ona biz çatkı diyoruz. Daha sonraki aşamada tutkalıyoruz tabii aralarını. V geçmesi dediğimiz, yani şöyle edeceğimiz, tabir edebilirsem V geçmesi dediğimiz olayı yapıyoruz. Daha sonra yay tabii şu an kurulmamış halinde. Bu şekilde tutacak olursam ben, ya oku da bu şekilde açacak olursam, yani bana bakan tarafına biz manda boynuzu yapıştırıyoruz. O tarafta burası. Manda boynuzu kabzanın ortasından itibaren tabii boynuzun uzunluğuna göre en az kasanın ortasına gelecek şekilde yapıştıracağız. Yapıştırıyoruz ve onu yapışma yüzeyi, yani tutkal daha iyi tutabilmesi için veya refleksini de arttırabilmesi için taşin dediğimiz bir olay var. Gösterebilirsem. Bakın şurada erkekli dişili dediğimiz, yani şu oluklar yukarı aşağı dağ gibi birbirine geçen oluklar aslında bu tüm sırtı tüm sırtta devam ediyor. Aynısından var yani. Bu dediğim gibi yapışma yüzeyini arttırıyor. Konveks, konkav dediğimiz bir olay var. Yani düz bir şekilde değil de buradan bakıldığında balık sırtı tabiriyle gösterebilirim. Yani dersem şu şekilde oluklar aslında eğimli. Bu da yay tabi esnerken şeyini artırıyor, refleksini artırıyor. Daha sonra dediğim gibi bu tarafa manda boynuzunu yapıştırıyoruz. Tabi boynuzun işlenme kısımları var. Akça aç ve boynuzun tutkala yedirme, doyurma aşamaları var. Tabi kısa kısa anlatıyorum. Manda boynuzumuz yapıştıktan sonra düşmana bakan tarafı. Yani yayı böyle ok attığımda böyle tutacak olursam iler taraf oluyor. Yani düşman tarafı oluyor. Biz buraya genelde geyiktir, büyükbaş hayvanların genelde aşın tendonları kullanılıyor. Onu da gösterecek olursam şu şekilde toynaktan sonra hemen başlayan aslında şu iki Y şeklindeki olay toynağı tutuyor, iki tırnağı tutuyor ve daha sonra bu bacaktan uzanıyor. Biz bunları topluyoruz, daha sonra dövüyoruz, didikliyoruz. Tabii genelde her araştıran, organik yay yapımını araştıranlar denk gelmiştir. Daha sonra onları işte didikleme aşaması var. Daha sonra tutkalımızı hazırlamamız lazım. Tutkal da önemli tabii bu yay yapımında. Tutkalın özelliği hem malzemeleri bir arada tutabilmesi, yani kuvvetli olması, hem de esnediğinde kırılmaması. Esneyen bir tutkal olması lazım. Yani mesela şimdi benim yayım Allah'ın izniyle bu şekilde, yani başlar burada şu an ama elimle takip edecek olursak buraya kadar esnecek. Yani bu esnemeye dayanıklı, hem bütün kullandığımız malzemeler esnemeye dayanıklı, hem de tutkalın esnemeye dayanıklı olması lazım. Düşmana bakan tarafına sinir ve tutkalı karıştırarak tabii diziyoruz. Onun da birçok aşamaları var. Bu şekilde burada mesela sinirin uzun olması lazım.
dediğim gibi küçük detaylar ama birçok ileriye yönelik olayı etkileyen şeyler onlar. Mesela benim sinirlerim 28 santim olması lazımdı. Bu şekilde 1, 2, 3, 4 kat, yani yayın uzunluğunu en az 4 defa da atmam gerekiyor. Tabii mesela 3 defa sinir döşüyoruz. Bu birinci katta öyle diyelim ki ikinci katta diğer birleşim noktaları diğer sinir üste kapatacak. Yani tuğlayı üst üste aynı yere koymazsınız. Mesela yani bir sıraya koyduktan sonra diğer üst sırayı birleşme noktasının üstüne koyacak şekilde onun gibi diziliyor. Ve tabii yine ayrıntısına giremiyorum ama sinir döşendikten sonra yayın başları birbirine yaklaştırılıyor ki refleks artırılsın diye. Son olarak artık kabaca anlatmaya şey yaparsam, bu iki boynuzun birleştiği yere biz kemik koyuyoruz. Hem vahdaniyeti temsil ediyor, İslam dininde bir özelliği var. Hem de tabii bunun yayda reflekse katkısı olduğunu düşündüğümüz bir olay. Yani boynuzlar yay salları birbirini esnerken buraya bir baskı uyguluyor ve o kemik de sertliğinden dolayı o baskıyı dengeliyor diye okumuştum, gözlemlemiştim. Benim bildiğim şekilde bu şekilde kabaca, tabii bunun birçok detayı var ama benim buraya kadarki yay yapımı sürecim bu şekilde ilerliyor. Şunu da bahsetmek isterim. Şimdi ben bu yay yapımına girmek demeyeyim. Başlayamadan önce, malzeme bulup başlayamadan önce Türkiye'deki veya yurt dışındaki birçok bilginin aslında farklı bilgiler dönüyor etrafta. Şuna benzetebiliriz. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklı olduğu gibi veya Osmanlı zamanında veya günümüzde her ustanın da yani veya her yay yapmak isteyenin de kullandığı teknikler, bilgiler aslında farklı. Yani ben birçok kişiye sorduğumda aslında hepsi genel olarak farklı farklı cevaplar vermişlerdi bana. Ben en son bu bilgileri toplayıp genel bir gözümden geçirip bilginin orta noktasını bulmaya çalıştım gibi bir şey de yaptım aslında. Yani birine soruyorsunuz çok farklı cevaplar veriyor, diğerine soruyorsunuz aşırı farklı cevaplar veriyor. Başka birine soruyorsunuz bu yaylar artık günümüzde yapılmaz diyor, uğraşmayın diyor. Şimdi şöyle de bir olay var. Bu meşakkatinden dolayı bize niye uğraşıyorsunuz diyenler de var. Biz zaten bu yayı en iyi şekilde yapmaya çalışmıyoruz. Biz yapmaya çalışıyoruz ki onu ondan sonra geliştirebilelim. Yani ilk amacımız zaten yayı yapabilmek. O en iyi işte 846 metre olması lazım Toz Kubaran İskender'in. Günümüzde şu an o yayları yapmak ciddiyim zor yani. Bilgi birikimi gerekiyor. Malzemelerin kalitesine gerekiyor. Yani biz zaten günümüzde şu an ki kullandığımız malzemelerin birinci kalitesini bulmamız cidden çok zor. Yani o kalite malzemeyi bulduktan sonra ancak çok iyi yaylar yapabiliriz. Bizim zaten şu anki amacımız yay yapabilmek. Yani yapıp geliştirebilmek, onun libresini artırabilmek, refleksini artırabilmek, özelliklerini artırabilmek, işte okun atış hızını daha fazlaya çıkartabilmek. Yani bu şekilde bir silsile diyeyim devam ediyor. Ama bunu tabii bir yerden başlamak lazım. Yani tamam bu malzeme bulunmuyor, zormuş deyip de bırakırsınız emin olun hiçbir yol kat edemezsiniz. Yani en kötüsü şöyle söyleyebilirim. Bir yerden başlamak ve onu daha sonra geliştirmek. Hata yapıyorsak onu bir dahaki aşamada yapmamak. Veya başkalarının elde ettiği bilgiyi, deneyimi o sizinle paylaşıyorsa o hatayı zaten toparlamış oluyor. Yani onun yaptığı hatayı size söylüyor, onu da yapmıyorsunuz. İşte istişare de burada devreye giriyor. Yani sadece kendi deneyimimizlerinden değil, başkalarının deneyimini de anlayarak onun hatasını da anlayabiliyoruz aslında. Bu şekilde abi. Belirttiğin gibi çok yönlü bir iş. Hem işin spor yönü hem oldukça önemli bir imalat süreci. Hem de vahdetten, çelikten bahsettin. İşin gelenek yönü, işte kültürel yönü var. Bunu olabildiğince... Evet, evet. Senin de belirttiğin gibi istişare ile birlik içerisinde işte bilgilerimizi paylaşarak ancak başarabiliriz. Evet, inşallah. Sen bir yay üreticisi olarak bu süreçte yaşadığın sıkıntılar, yani daha çok öne çıkan işte malzeme tedariği olabilir da başka süreçler olabilir. Böyle sıkıntılar var mı? Varsa nelerdir acaba?
Var tabii ki. Kısaca hatırladığım kadar anlatacak olursam şöyle bir sıkıntılar var. Mesela bekleme süreci çok uzun. Yani bundan şunu da artık bir giriş yapayım. Bu organik yay işini biz başarılı bir şekilde yay üretmek istiyorsak bir kişinin en az yani yay, tamamen işi yay olması lazım. Yani günümüzdeki bir meslek grubu nasılsa organik yay yapmak isteyen kişi de bu şekilde uğraşması lazım. Şimdi en basit bir örnek vereceğim. Bir arabada iki tane şey olur mu? Bir arabada bir tane şey olur. Bir dakika. Şunu demeye getireceğim abi. Şimdi bu yay o kadar gizemli olduğu için bunu yapmamız yani bütün deneyimlerimizi arta kalan zamanda ortaya çıkarmamız çok zor. Yani şimdi mesela atıyorum ben bunu yapabilmek için cidden hiçbir işte çalışmadım ve sırf bununla uğraştım. Yaklaşık 1,5 sene ki daha yayın bitmedi. Bunu şimdi bu yay işinde başarıya ulaşmak istiyorsak maalesef yani arta kalan zamanımızda yapmaya çalışacak olursak yol almamız ciddiyim çok zor. Ancak bu işi tamamen uğraşarak işte mesela atıyorum manda boynuzuyla alakalı bir iş yapılacak. Birkaç farklı manda boynuzunu test ederek yani onun araştırması, geliştirmesini yaparak biz daha iyiye yol alabiliriz. Yani mesela zaten yapım süreci çok uzun. En az bunu yapmak isteyen kişi işi sadece bu olması lazım ki başarıya ulaşabilelim. Bu konuda diyeceğim birkaç kelime daha vardı ama unuttum. Mesela o dediğim seri üretim olayı. Mesela bunu yay yaparak maalesef geçiminizi sağlayamazsınız. Ben bunu her zaman dile getirmeye çalışıyorum. Ancak bu devlet nezdinde veya sponsorlar dahilinde bir destek ile bir kişi ancak bir atölyede yay yapımına uğraşabilir. Yoksa ki yani ben atıyorum başka bir işte çalışıp da arta kalan zamanlar yay yapacak olsam ciddiyim çok zor. Yani bir arpa boyu dahi yol alamayız. Çok zor yani. Bir sürü denemek gerekiyor. Yeniden yapmak gerekiyor ki malzemeleri teminatı çok zor. İşlemesi detaylı. O yüzden benim diyeceğim yay yapımı adına başarı elde etmek istiyorsak bir sponsorlu atölyedir veya sponsorlu ustalardır. Onların yapmaya uğraşmaya çalışması. Ve ki ben şunu demek istemiyorum. Bu bana verilsin de demek istemiyorum. Türkiye'de kim varsa organik yay yapımı yapmak isteyen işte yani bütün Türkiye'deki değerlendirilmesi lazım. Yani sırf bana verin ben yapayım demiyorum. Kim yani bunu bir seçmek lazım. Kim yapmak istiyorsa araştırılmalı ve onlara bir destek verilmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Evet, bu kamuya ait bir değer ve yaşatılması için de kamunun buna her yönüyle destek olması lazım. Evet. Günümüzde bu şekilde bu sanatların ayakta durması için devlet desteği de tabii illaki gerekiyor. Senin bundan sonraki amacın, ülkün bu alanda nedir? Neler yapmak istiyorsun? Biraz da bundan bahsedelim istersen. Tabii ki abi. Benim bundan sonraki amacım dediğim gibi aslında ben bir organik yayı yani dert demeyelim de benim amacım organik yayı yapıp geliştirebilmek. En iyi şekilde yapabilmek. Bütün aşamalarıyla yani bilgileriyle, malzemesiyle. Tabii bu dediğimiz gibi imkan olayları devreye giriyor. Aslında birçok imkan var. En basiti makine imkanı, malzeme imkanı, zaman imkanı, bir de maddiyat imkanı. Bunların hepsi bir arada olunca bizi çok kolaylaştırıyor. Başarıya giden yolu kolaylaştırıyor. Şimdi en basitten örnek verecek olursam makine Allah'a şükür ben kendi etraftan topladığım makineleri topladım ve o imkan ihtiyacımı az çok giderdim. Malzeme imkanında her zaman dile getiriyoruz ve her yerden malzeme bulmaya çalışıyoruz. Yani o pat diye olacak bir şey değil. Mesela atıyorum manda yetiştiricileri ile görüşüyoruz. Onlara haber ediyoruz. Manda kesildiğinde bize haber veriyorlar. Malzeme imkanı da o şekilde az çok gideriliyor. Maddiyat imkanında ise ben kendi açımdan şöyle şeyler yapmaya çalıştım. Mesela atölyemde makinem olduğu için okçuluk adına minyatür ürünler üretiyordum bu şekilde. Yani mesela bu gördüğünüz cevizden yekpare Osmanlı formunda bir
yay. Ama atış yapmıyor, sadece süs için. Tabii ben bunlara deriden, ham deriden, tirkeş, sadak, oklar ve bunlara ait sandıklar da yapıyorum. Ve bunları satarak buradan gelen maddiyatı yine organik yay için harcıyorum. Aslında biraz fedakarlık yapıyoruz. Onu ödemek biraz yanlış anlaşılabiliyor. Ve aslında bizim amacımız zaten bunu geliştirmek. Atölyede bir üretiyorsak da ondan gelen karı, başarıyı da organik yaya harcıyoruz aslında. Ve bu şekilde yine bu ürünlerim aslında benim. Bunlar yapıp sattığım ürünler, mancınık hareket edebiliyor. Fakat şu an şu şekilde. Ya bunlar gibi ben aslında birçok minyatür arbalet de üretiyordum zamanında. Onlar ülkemizde yasal olmadığı için biliyorsunuzdur. Artık üretimini durdurdum. Yani organik yaya maddi imkan sağlamak için atölyede farklı ürünler de üretip satıyordum. Ondan gelen karı da hem kendi hayatımı hem de organik yay için harcıyordum. O şekilde abi. Senin bu işe bu kadar erken başlaman, bu alanda kendini bu şekilde duyurmuş olman gayet senin için avantajlı bir durum. İlerideki bu başarılarının ilerideki eminim yani bu yolda bu şekilde ilerlediğin sürece başarılı olacağın belli. Bu kadar erken başlaman da senin için büyük bir avantaj zaten. Eyvallah, Allah razı olsun abi. Senin bu süreçte bu şekilde bu işe başlamak isteyen, niyetli olan ama işte cesareti olmayan diyebiliriz ya da işte imkanları kısıtlı olabilir. Genç arkadaşlara ve yay üretme arzusunda olanlara tavsiyelerin nelerdir? Şu şekilde, öncelikle bazı zorlukları veya şeyleri göz önünde bulundurmanız lazım. Tabii bu da sizi yıldırmaması gerekiyor. Ben kendimden örnek verecek olursam, malzememiz yok ama ben dediğim gibi manda boynuzu yerine resim çantası kullanmıştım. Yani hiçbir zaman bırakmak değil de malzeme olmasa dahi bir şeyler yapabilmek lazım. Yani hemen değinecek olursam da mesela bana da, tabii ben usta falan değilim, bunu en baştan söylemem gerekiyordu. Ben sadece gözlemleyen, deneyen ve elimden geldiğince uğraşan biriyim. Bunu başta diyeyim. Bana mesela soranlar işte şöyle böyle anlatıyorlar. Şimdi aslında bir kesim çok basit görüyor. Yani her olaydaki gibi mesela atıyorum hele marangozcular falan ellerindeki makineyle mobilya yapıyorlar. Zannediyorlar ki bu da öyle bir şey. Aslında bu mekanik bir şey. Bu esniyor. Yani bunu ya olduğu gibi koymuyorsunuz. Bunun esneme kısmı var. İşte yani kiriş takıldıktan sonra apayrı bir dünya oluyor falan. Ya bu basit gören bir kitle var. Yani neymiş ki buluruz yaparız diyorlar. Önce siz bir budaksız akça aç bir bulalım ki daha sonraki o aşamaları bir düşünün yani. Bir de şöyle bir olay var. Bunun çok meşakkatli olduğunu bilip de gözü korkanlar var. O da bana kalırsa yanlış. Yani tamam zor. Ben zaten diyorum. Yani yaybımı cidden zor ama zor diye başlayamazsak zaten başarıya ulaşamayız. Ben diyorum ki elimden geldiğince yapıyorum. Aslında bu bütün bana kalırsa kendi olayımı özetliyor. Elimden geldiğince ne demektir? Elimdeki imkanları kullanarak bu kadar yapabildim. Elimde şöyle imkan olsaydı o kadar yapabilirdim. Ama elimde hiç imkan yoksa hiç yapamazdım. Yani elimden nasıl geliyorsa o şekilde yapmaya çalışıyorum. Ki başarıya yani durduk yere ulaşamayız. Uğraşarak, çaba göstererek ulaşabiliriz. Şimdi bu hem çok yay yapımını çok basit görenler var. Bir de çok zor olduğu için hiç başlayamayanlar var. Bana kalırsa bu ikisinin ortasındayım. Yani zorluğunu da göz almak lazım. Allah şu elimiz olduğunca işlemesini de cesaretimizin olması lazım. Yeni başlayanlara tavsiyelerim bir yerden başlamak gerekiyor. En basiti akçaağaç ile başlanıyor. Akçaağaç temini ile. Ben Orman Genel Müdürlüklerine de gitmiştim. Maalesef yüzümüze bakmıyorlar. Budaksız akçaağaç arıyoruz. Şu kadar kriterlerini söylüyoruz ama maalesef olmuyor. Ancak kendi tarla veya köyünüzde, ben Bolu'da olduğum için o konuda şanslıyım. Ancak kendi arazinizin içinde akçaağaç varsa o şekilde falan elde ediyorsunuz. Ki ben biraz şey yaptım, toplayabildim. Bana akçaağaç konusunda akçaağaç malzemesi konusunda eksikleri olan varsa ben elimden geldiğince de yardım etmeye çalışırım. İlk önce akçaağacı Okçular Vakfı'nın veya bazı kitapların organik yay yapımı adına yazılan kitaplar var. Onları önce bir okumamız gerekiyor ki onları okuduktan sonra da gerçek hayatta yani işin teori kısmına girince
maalesef onlar anlaşılmıyor aslında. Çok eksik konular kalıyor. Onları okuyup bir kafada oluşturmak gerekiyor. Daha sonra olayı gerçeğe dökmek gerekiyor. Akciğer malzemesini bulduktan sonra işte su yoluna uygun kabuk kısmını belirleyip budaksız olması, daha sonra kalıp olayını bükme aşamaları, buhar kazanı kaynatma olayı, daha sonra kalıbı 6 ay bekletme süreci ki bu ilk başta en uzun bekleme olayı. Yani önce başlamak isteyenler akciğer konusunu çözmeli. Daha sonraki aşamada tutkal geliyor, sinir geliyor, manda boynuzu, kemik bulunuyor ama malzemeleri temin etmek gerekiyor. Tabii dediğim gibi bu olay biraz zor. Belki şöyle bir avantajı olabilir. Türkiye'de birkaç şehirde benim gibi yapmaya çalışan, benden büyük oldukları için abilerim, hocalarım, ustalarım var. Onlarla aynı şehirdeler ise onları ziyaret edip, onlardan yardım isteyip, onlardan bilgi alabilirler. Ben tabii böyle bir avantajım yoktu. Her seferinde kendim yapmaya çalıştım ama sosyal medyayı çok iyi kullandığımı düşünüyorum. Hep sürekli o uğraşanlara yüz yüze görüşemesem bile sürekli mesajlaştım, aradım, konuştum, ettim ve bilgilerin çoğunu, yani onların yaptığı hatayı bana anlatarak çoğu hatadan da kurtulmuş oldum. Yani sıyrıldım diyebilirim o hata konusunda birazcık. Şimdiki hatalarım mesela daha az olduğunu düşünüyorum. Eğer sıfırdan başlayacak olursanız mesela aklınıza gelmeyen hatalar oluyor. Öyle mesela görünüşte öyle zannetmiyorsunuz ama o işlem sırası geldiğinde diyorsunuz yani başta şöyle yapsaydım diyorsunuz. Mesela onun gibi bilgi birikimi gerekiyor. Onu da dediğim gibi Türkiye'deki uğraşan veya işte kitaplardan olsun, Türkiye'deki uğraşan kişilerle konuşarak yardım alabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Eren, anlattığın bilgilerden bu için öncelikle ciddi bir araştırma sürecinin gerektiği, evet. Kamuoyunda bunun gerekli, bu işin önemine dair gerekli temel zihniyetin yayılması gerektiği ve bu işi uğraşan, emek verenlerin işbirliği içerisinde olması gerektiğini ve önemli ölçüde de fedakarlık yapılması gerektiğini anladık. Evet. Sana çalışmalarından ötürü ve bu online söyleşimize katıldığın için teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim abi. Abi eklemek istediğim birkaç bir cümle daha vardı. Onları da ekleyeyim. Tabii ki. İzin olursa. Tabii ki. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki ben kendi dini inancıma göre söyleyeyim. Ben ahiret için uğraşanlardanım. Yani öyle uğraştığımı düşünüyorum ve dünyalık nasip için diyelim veya yani dünyada boş kalmak yerine bir uğraş olması adına sünnettir, gerek ayeti kerimelerle olsun bağdaştıracak olursak ben bu dünyadaki nasibimi aramak için aslında organik yay yapımına başlamak istedim diyebilirim. Eğer ki mesela daha çok yani dini açıdan da bağlantısı olduğu için gönül rahatlıkla dünyadaki nasibimi aramak için bu işi yapmaya başladım. Öyle söyleyebilirim. Bir de şu konuda Süleyman Cem Dönmez hocamıza teşekkür ederim. Gerek bilgisinden gerek bana onca yardımından dolayı. Dediğim gibi birçok olay var aslında ama yaşadığım bugüne kadar tecrübe ettiğim falan. Ama Cem Dönmez hocamıza bana verdiği bilgiden dolayı, desteğinden dolayı teşekkür ederim. Bu şekilde abi. Teşekkür ederiz Eren. Çalışmalarında başarılar diliyoruz. Eyvallah. Bu konuda ciddi yol kat edeceğini de ben şahsım adına düşünüyorum. Eyvallah. İnşallah Allah razı olsun. Umduğun vahdet yoluna da bu yolla ulaşırsın. İnşallah, inşallah. Değerli Türk Pusat TV izleyenleri, bugünkü söyleşimizde Eren Başaran'ı ağırladık. Bu şekilde söyleşilerimiz Türk Pusat TV YouTube kanalında paylaşılmaya devam edecek. Diğer söyleşilerde görüşmek üzere. İyi akşamlar. Allah'a emanet olun. Eyvallah.